İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Gözyaşının faydası. O Ebu Süleyman-ı Darani Hazretleri, marifette çok yüksek, pek üstündü halleri. Haramdan sakınmakta rastlanmazdı eşine. Aldanmadı nefsinin tek bir yanlış işine. Buyurdu ki, her şeyin vardır bir alameti. Onunla anlaşılır onun mevcudiyeti. Allah'ın rahmetinden uzak olan kişinin alameti şudur ki ağlamaz Allah için. Buyurdu ki, rüyada huri gördüm bir gece. Yüzü gayet parlak ve nurlu idi bir nice. Dedim ki, senin yüzün çok parlak. Acep niçin? Dedi ki, sen bir gece ağladın Allah için. Gözünden damla damla yaşlar aktı gece hep. O yaşları yüzüme sürdüler. Budur sebep. Bu gözyaşlarıyla parlıyor yüzlerimiz. Akan yaş nispetinde artar güzelliğimiz. Her gece uyumadan kılıyordu çok namaz. Lakin uyku bastırdı bir gece onu biraz. Uyudu seccadede, hem de istemeyerek. Rüyada kendisine şöyle dedi bir melek. Cehennem yakmak için beklerken her gün insan, sen yatmış uyuyorsun, uyunur mu bu zaman? Buyurdu ki, bana çok hakaret eyleseler, en aşağı şeylere beni teşbih etseler, ne kadar kötüleyip alçaltsalar da ancak, yine de bu hususta olamazlar muvaffak. Zira tahkir olarak ne söyleseler bana, ben kendimi onlardan bilirim daha fena. Buyurdu ki, bir kimse hizmet etse bu dine, lakin bu hizmetinden pay çıkarsa kendine, bulamaz o hizmetin hiçbir faidesini. Çünkü o, Allah için yapmadı hizmetini. Mutlak ihlas gerektir İslam'a hizmette de. Zira din, facirle de kuvvet bulur elbette. Bir iş yapılmaz ise Allah rızası için, göremez onu yapan faydasını o işin. Hem çok hizmet etmeli, hem boyun bükmelidir. Elimden çıkar diye tir tir titremelidir. Demeli ki, ya Rabbi, layık değilim fakat, bana bu hizmet için ihsan eyle liyakat. Buyurdu ki, birini küçük görse bir kişi, o kimseye bir fayda sağlamaz hiçbir işi. O, kendini herkesten daha fena ve alçak bilmeli ki bu yolda ilk adım budur ancak. Bilmedikçe kendini hiç ve hiçten aşağı bu yolda yürüyemez. Olur nefsin uşağı. Hak yolunda ilk adım kendini hiç bilmektir. Kendinde bir iyilik, bir varlık görmemektir. Boynu bükük olanlar kazanırlar muhakkak. Zira böyle olanı seviyor Cenab-ı Hak. Buyurdu ki, helalden bir lokma az yemeyi, gece ibadetinden bilirim daha iyi.
Mide dolu olunca gaflet gelir kişiye. O Rabbini unutur, meyleder haram işe. Helalin ziyadesi olursa buna sebep, haramla dolduranın ne olur hali acep. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim, İslam alimlerinin ve Evliya-i Kiram büyüklerinden olan İmam Rabbani Kuddüs'e soru buyuruyorlar ki, bir farzı vaktinde yapmak, 1000 sene nafile ibadet yapmaktan daha çok faydalıdır buyuruyor İmam Rabbani Kuddüs'e soru. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler hocam. Buyurunuz. Hocam, dua istiyorum size. Allah Teala sizden de sevdiklerinizden de razı olsun. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Son nefeste de iman selameti ihsan etsin inşallah Teala. Amin hocam. 3 tane sorum vardı hocam. Şimdi namaza başlarken bu 10 tane sure var ya hocam, hani. Evet, TRT'den itibaren. TRT'den başlıyor. Evet. Mesela ben Kur'an-ı Kerim'i biliyorum. Hani ben sadece onları okusam, hani her zaman hani başa alsam, o şekil bir mahsuru olur mu? Bir de hocam, ben Şafii mezhebindeyim. Benim dini nikahım kıyıldığı zaman babam yoktu. Yani aynı şehirdeyiz. Bizim evimizle cami yapışıktı böyle. İmam tanıdıktı. Hani gitti babamdan vekalet aldı, geldi. Hani nikahımı kıydılar. Bir de benim şahitlerim de 2 tane kaynımdı ama ikisi de yani namaz, yani oruç tutuyorlar ama namaz kılmıyorlardı. Peki efendim. Bir de hocam, bir de bir adakta bulunduğumuz zaman, hani kurban olsun veya adak dediğimiz zaman hocam, mesela onu kendimiz de yiyebilir miyiz, hani mesela alıp kestiğimiz zaman? Hani hem adak hem de kurban dediğimiz zaman örneğin hocam. Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yozgat'tan arıyorum ben. Adım Levent Can. Daha önce de sizlere telefonda görüşüp bazı sorular sorup bir şeyler öğrendik. Öğrendiklerimizi de hem hayatımıza uygulayıp hem de bazıları anlatıyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Amin cümlemizden efendim. Şimdi hocam, sandalyede namaz kılınmaz gibi, takımların değiştirildiği gibi, hoparlörle namaz kılınmaz gibi bilgileri sizden öğrendik. Yozgat'ın büyük camisi var. Orada namaz kılarken sandalyede namaz kılanları gördüm ve dayanamadım. Uyardım. Allah razı olsun. Oradaki ihtiyacı yaşlı amcalarımız, nasıl diyorsanız nasılsa o şekilde kılak derken, birisi çıktı, bırak nasıl kılarlarsa kılsınlar dedi. Dayanamadım. Biraz zamanınız var hocam. Kusura bakmayın. İmama sordum namazdan sonra. İnananla inanmayan arasındaki farkın namaz değil midir diye sordum. Evet dedi. Bu şekilde bazı hadisleri de sordum. Evet dedi ama cemaat bizi dinlemiyor dedi. Siz isteseniz o sandalyeleri oraya koymazsınız dedim. Hiç oralı olmadı. Vaaz veren Diyanet'in görevlisine sorduğumda bana şu şekilde bir cevap verdi. Benim görevim sadece dedi uyarmışı vaaz vermek dedi. Başkasına karışmam dedi. Böyle bir cevap olur mu? Bir de bu anlattıklarımız diyor ki ya devletin koskoca diyaneti yapıyorsa bir bildiği vardır. Ben diyor vebalımı günahımı onların üzerine atarım diyor. Yapmak isteyenler hemen kabul ediyor, yapmayanlar da bu şekilde cevap veriyor. Vebalı günahı onların üzerine atmak doğru mudur hocam? Teşekkür ederim. Peki efendim, biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Osman hocama 3 tane sorum vardı da. Dinliyoruz efendim. Kıyamet günü İsrafil aleyhisselam sıra üfürecek. Bir kere mi üfürecek? 2 kere mi üfürecek? 3 kere mi üfürecek? Birinci sorum bu şekilde. İkinci sorum hocam, şefaat kaç yerde gerçekleşecek? Üçüncü soru, cehennem azabı deyince ateş aklımıza geliyor. Başka bir azap çeşitleri var mı? Bunları soracaktım hocam. Peki efendim.
Peki, teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Çok teşekkürler. Buyurun hocam. Efendim, ilk dinleyicimiz Kur'an-ı Kerim okumasını biliyorum dedi. Dinleyicimiz Kur'an-ı Kerim biliyorum dedi ama hani başka şeyleri ezberliyorum ifadesini ben duymadım. Yok, söylemedi o şekilde. Ama evet. Dedi ben dedi elementereden aşağısını okuyorum genelde dedi. Bir mahsur olma, eriş mahsur olmaz. Peki efendim, ezbere bildikleri yerler varsa onlar da zaman zaman tekrar etmesi bakımından iyi olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim okumak çok sevap. Ama ezberlenen bu ayet-i kerimeleri namazda okumanın sevabı daha fazladır buyuruyor. Ha şu olur, efendim ben devamlı surette bunları okuduğum için, mesela ben de biliyorum artık yaşlandığımız için, mesela ezberlediklerimiz var. Ama sık sık onları tekrar etmediğimiz için namazda başlayınca tekliyoruz, unutabiliyoruz da. Ama devamlı surette ezberlenenler tekrar edildiği için onları unutmuyor. Hatta Allah rahmet eylesin, Enver abiler bir şey anlatıyorlardı. Yani Müslümanlarda Alzheimer dedikleri hafıza kaybı çok nadir vuku bulur. Niye? Bugün ilim adamları aynı şekilde üzerinde duruyorlar. İşte yaşlanınca işte kitap okuyun, ondan sonra bazı şeyleri tekrarlayın deyip duruyorlar, tamam mı? Halbuki bir Müslüman, beş vakit namazını kılan bir Müslüman buyurdular Enver abiler. Her gün işte farzlarla beraber 40 rekat ediyor bir günlük namaz. Her gün 40 defa Fatiha-i Şerife okuyor. Tekrarlıyor yani. Evet. Dolayısıyla beynin zamanla yavaşlaması veya dumura uğramasını o önlüyor muydu? Önlüyor. Onu aynı şekilde araştırmalar yapıyorlar. Diyorlar ki Müslümanlarda bu niye az? Müslümanlarda olmaz mı? Herhangi bir hastalık sebebiyle bir şey devreye girmiştir. Bugün işte Alzheimer diyorlar onun adına. Öyle hafıza kaybı olabilir mi? Olabilir. Müslümanlarda da olur şeyde. Ama tamamen bunama olmaz. Tamamen bunama olmaz. Efendim bu sebepten dolayı hani yaş ileride değilse ve ezberinde yerler de varsa namazda onları da zaman zaman okumakta fayda var. Hem sevap itibariyle hem de onları zorlayınca beyni çalıştırmış olur. Efendim biz dedi Şafii mezhebindeniz dedi. Nikah yapılmıştı evlendiğim zaman dedi. İyi hatırlıyorum, babam yoktu dedi. İşte yakınımızda bir cami vardı. O imamı gitti, imam gitti dedi. Babamdan vekalet aldı. Şafii mezhebinde de veli kendisi orada bulunmazsa vekalet verebiliyor. Yani kızımı falana aynı şekilde vermek üzere seni veli ve vekil tayin ettim diyebiliyor. Vekalette peki, de olabiliyor. Peki yani yeri gelmişken soruyorum da kızın babasını vekil etmesi gerekiyor mu? Şu açıdan soruyorum, yani babası kızından vekalet almadan kendiliğinden bir başkasına nikah edebilir mi? Efendim Şafii mezhebinde ve diğer mezheplerde, Hanefi mezhebinde farklı farklı aynı şekilde iştihatlar var o konuda. Hanefi mezhebinde kız kabul ederse ifadesi geçiyor. Şafii mezhebindeki detayları bilmiyorum. Ama Hanefi mezhebinde bir kızı babası ondan vekalet almadan gitse nikah etse, kız bunu kabul etmese o nikah sahih olmaz. Öyle bir durum söz konusu. Çünkü Hanefi kitaplarında detaylar şey yapıyor. Kendim de Hanefi mezhebinde olduğum için en çok mesela bildiğimiz ve devamlı sürekli meşgul olduğumuz o. Ama Şafii mezhebindeki detay hükmü bilenlere inşallah daha bir sorarız. Sadece nikah hakkı yapabilir yalnız. Evet. Sadece vekil dese veli ve vekil diyor Şafii mezhebi değil mi? Evet. Sadece vekil dese orada bir vekalet şeyi işlemesi gerekiyor. Evet, yani. İşlemesi gerekiyor. Veli tabii. Olunca. Veli kendisi hazır olunca mesele yok. Vekalete gerek yok. Vekalet verebilir. Veli vekalet verebilir. Hı. Şafii mezhebini de verebiliyormuş daha doğrusu. Efendim. Evet, o dinleyicimize yarım kaldı, özür dilerim. Ben girdim araya. Estağfurullah. Babam böyle dedi. Dedi şahitler de dedi kayınbiraderlerimdi. Yani evleneceği adamın erkek kardeşleri. Bunlar da oruç falan tutuyor ama de namaz niyaz yok dedi. Şimdi Şafii mezhebinde ilahiyat mezunu olanlara
biz sormuştuk daha önce de. Ya dedim, Şafii mezhebinde şahitler erkek olacak. Tamam erkek. Ama salih olacak. Nerede buluyorsunuz bunları dedim ya, salih kimseyi bu zamanda. İşte demek ki yani Şafii mezhebinde de öyle bir hüküm bildiriliyor ki, ya da şeytan incetti, tövbe ettiriyoruz dedi. Tövbe ettiriyoruz dedi. Yani işlediği günahlara, vaktinde kılmadığı namazlar içinde tövbe ediyor ama yani başlayacak. Yani o tövbeden sonra da kazaya başlayacak. Ve hüsnü zannediyoruz, ondan sonra nikah hakkı yapıyoruz. Başka çıkış yolu yok. Yani bu dinleyicimiz de şey yapmasın. Tövbe istiğfar ettirmişlerdir, orada okumuşlardır. İnşallah tabi öyle olmuştur. Şafii'ye göre oldu mu diye soruyor herhalde. De, tabii. Soruyor. Çünkü hem erkek olacak hem de salih olacak diyor. Kayınbiraderlerim namaz kılmıyor dedi. Kayınbiraderlerim namaz kılmıyor dedi. Dolayısıyla orada o imam efendi kendisi de Şafii ise tövbe istiğfar etmiştir. Çünkü babasından vekalet aldığına göre imam da Şafii, Şafii mezhebini biliyor. dolayısıyla tövbe istiğfar yaptırmışlardır. İşte tövbe istiğfar edilince bu zamanda bu kadar olur yani. Bu zamanda bu kadar olur. Efendim bir de dinleyicimiz dedi ki, adakta bulunuyoruz dedi veyahut da işte kurban adıyoruz dedi falan. Bunları dedi adayan kimse yiyebilir mi? Hayır. Dört mezhepte de adakta bulunan kimse kendi adadığını yiyemez. Hanefi mezhebindeki fıkıh kitaplarında çok açık net kesin ifade kullanılmış. Adakta bulunan kimse. Mesela evli bir hanım adakta bulundu. Adağını kesti. Kestirdi veyahut da vekaleti kestirdi. Kimler yiyemez? Kendisi, çocukları, torunları, kocası, annesi, nineleri, anneanne, babaanne, dedeleri yukarıya doğru. Bunlara yediremez. Babası. Babasına da anne babası bunlara da yediremez. Peki kime yedirir? Kardeşlerine, fakirse. Diyelim ki kızını evlendirdi, damadı var, fakir. Oğlunu evlendirdi, gelini fakir. Gelinle, damadına. Kayınpeder, kayınvalide. Bunlara. Fakirse yedirebiliyor. Hala, teyze, amca, dayı. Yeğenler. Peki efendim işte öyle bir durum ki yani evde yiyecekler. Diyelim ki evde bir gelin var. Gelin diyelim fakir. Mesela bu hanım kesti. Kayınvalide olarak kesti. Çocuklarını yediremeyecek ya. Kestikten sonra bütün olarak geline dedi ki bu dedi adaktı sana verdim dedi. Kimin oldu? Gelinin oldu. Artık o gelin hanım evdeki herkese kocası dahil ve o adakta bulunan kadının bütün çocukları, annalar, babalar, dedeler, neler hepsine ikram edebilir. Kimin ikramı oldu? Gelin. Gelinin oldu. Efendim böyle olur mu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün hane-i saadetlerine teşrif ediyorlar. Yiyecek bir şey var mı diye soruyorlar. İşte arpa ekmeği, zeytinyağı mı, sirkemine getiriyorlar. Ama buyuruyorlar biz içeri girince bahçede, ya dışarıda yani tencerede et kaynıyordu, et kokusu da yayılıyordu. Diyorlar ki efendim siz ondan yiyemezsiniz. Niye? Hizmetçiniz falana gelen adaktır o buyuruyorlar. Adak etidir. İyiye buyuruyorlar. Adak yerini bulmuş. Onun olmuş, o bize ikram edebilir artık diyor, buyuruyorlar. O bize ikram edebilir. Yani fakirin eline geçtikten sonra fakir aynı şekilde onu dilediği şekilde. Mesela bu şeyde de öyle ya. zekatımı camiye vereceğim diyor. Yani zekat camiye verilmez. Derneğe verilmez, vakfa verilmez. Hatta zaman zaman mesela İhlas Vakfı'na zekat verilmez. Yani bu efendim bizimkine verilir başkası yok değil ya. Çünkü tüzel kişiliği olan yere verilmez. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirmiş bunu. Ama efendim ben İhlas Vakfı'na vereceğim. Ha ne olur? İhlas Vakfı'nın bünyesinde çalışanlardan fakirler varsa. Ve öğrenci yurtları var. Öğrencilerden vekalet alır. O çalışan personelden, fakirlerden vekalet alınır. Denir ki, der ki o benim adıma zekat almaya, dilediğin şekilde tasarruf etmeye seni vekil ettim. O fakirler adına alır. İhlas Vakfı'ndaki veya herhangi bir vakıftaki herhangi bir denem alır.
ve o fakirler dilediğin şekilde tasarruf edebilirsin dediler ya. Umumi vekalet verdiler ya. Ondan sonra o derneğin, o vakfın ve hatta aynı şekilde ne bileyim o öğrenci yurdunun ve hatta Kur'an kursunun giderlerini o zaman harcayabilir. O fakirin oldu ama. Fakir adına yapıyor artık. Fakirin malı. Ha fakir şöyle vekalet verseydi, benim adıma zekat almaya seni vekil ettim dedi mesela bir fakir sana. Mesela bugün de fakir olayım ben. Bazen zengin olayım, bazen fakir. İdare et ya. Seni de zengin yapıyoruz, fakir de yapıyoruz. Vekaletinizi ben sana bana. Vekalet verdim. Mustafa Bey dedim, benim adıma zekat almaya seni vekil ettim dedim. Benim adıma adak almaya seni vekil ettim dedim. Şimdi birisi getirdi bir koyun. Adak. Deme yani. Abi bunu ne yapacağız? Getir bana vereceksin. Çünkü ben sana dilediğin şekilde tasarruf et demedim. Getireceğim bana vereceksin. Zekatı aldın getirip bana vereceksin. Başka türlü olmaz o. Ama ben deseydim ki benim adıma zekat almaya, adak almaya ve dilediğin şekilde tasarruf etmeye seni vekil ettim dediğin zaman ha benim adıma alıyorsun, benim adıma aynı şekilde o zekat paralarını da dağıtabiliyorsun. O adak gelen aynı şekilde bir hayvan geldiyse bana da gelirse onları da dağıtabilirsin. Ama kimin oldu onlar gene? Benim. E peki sen orada boşa mı kürek çektin? Hayır. Bir Müslümanın işini gördün. Ona yardımcı oldun. Sen de sevap kazandın. Yani tamamen boş değil. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, nefs namaza düşmandır. Namaz vakti girince hemen namazı kılmalı, başka şeylerle uğraşmamalı. Çünkü namaza mani olan işte hayır yoktur. Namaz dinin direğidir. Namaz kılan dinini kurtarır. Terk edense dinini yıkmış olur. Ehl-i sünnet alimleri en büyük günah namaz kılmamaktır buyuruyorlar. Allah-u Teala nefse düşmandır. Nefs de namaza düşmandır. Namaz kılanın nefsi feryat eder. Nefsi namaz kılma diye ısrar eder. Bıraktıramazsa bu sefer bozdurmaya uğraşır. Rekatları şaşırtır. Kulun Allah'a en yakın olduğu an, secdede olduğu zamandır hadisi şerifi gösteriyor ki, namazdayken insan Allah-u Teala'ya yakın olduğu gibi, secdede ise daha yakın oluyor. Buradaki yakınlık, Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşmak demektir. Büyük zatlar, cephede kırılan namazın sevabı, Kabe-i Muazzama'da, Medine-i Münevvere'de kırılan namazdan daha sevaptır. Dinimize hizmet edenlerin kıldığı namaz, cephede kırılan namazdır buyuruyorlar. İnsan namazı tek başına kılarsa 1, evde cemaatle kılarsa 27, camide cemaatle kılarsa 50, büyük camide kılarsa 500, Mescid-i Aksa'da kılarsa 5000, Mescid-i Nebevi'de kılarsa 50.000 ve Mescid-i Haram'da kılarsa 100.000 misli sevap kazanır ama cephede kılarsa 700.000 misli sevap kazanır. Cephe sadece savaş yeri değildir. Dinimize hizmet edilen her yer cephedir. Bu cephe zaruretsiz terk edilemez. Farzların yanında nafileler deniz yanında damla kadar bile değildir. Her an cephede olduğunun şuuruyla hizmet edenlerin ecri elbette daha çok olur. Çocuklarımızı yanımızdan ayırmamalı. Onların hem abisi hem babası olmalı. Onları iyi yerlere götürmeli. Namazın önemini onlara anlatmalı. Çünkü evladın yaptığı her şey ana babaya misliyle yazılır. İyilik yapıyorsa iyilik, kötülük yapıyorsa kötülük yazılır. Çocukların kalplerini dünya işleriyle karartmamalı, oyuna fazla vakit ayırmamalı, onlara büyük zatların sevgisini vermeli, ilmihal bilgilerini ve Kur'an-ı Kerim'i mutlaka öğretmeli. Çocuğuna Kur'an-ı Kerim okutan ana babaya çok sevap yazılır. Çocuk daha elif harfini okuduğu zaman babasına oğlun bugün Kur'an-ı Kerim'den bir harf öğrendi diye berat götürülür. Babası Kabe'yi ziyaret sevabı alır. Vefat etmişse cennete gider. Müslüman için her gün bir iyi bir de kötü haber vardır. Kötü haber ömrümüzden bir gün daha eksilmesidir.
Geçen zaman bir daha geri gelmez. İyi haber de her gün bir günlük daha fazla ibadet edilmiş ve namaz kılınmış olmasıdır. İki arkadaştan biri şehit olur. Diğeri de 6 sene sonra vefat eder. Fakat şehit olandan daha büyük nimetlere kavuşur. Melekler merak edip hikmetini sorarlar. Allahü Teala da daha sonra vefat edenin 6 yıl daha fazla namaz kıldığını ve 6 defa Ramazan ayında oruç tuttuğunu bildirir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, dünyanın 1 saati kıyametin 1000 senesinden daha iyidir. Zira bu 1 saatte salih, makbul bir amel işlenebilir ama o 1000 senede bir şey yapılamaz buyurdu. Burada defter açıktır. Bir defa Allah demekle terazi değişebilir. Orada 1000 defa dense de hiçbir şey fark etmez çünkü defter kapanmıştır. 5 vakit namaz kılan çok şanslıdır. Allahü Teala'nın her çeşit kusurumuza rağmen bizi huzuruna kabul etmesi, bizi sevdiğine alamettir. Namaz günahları temizleyen bir su gibidir. Günahlarından dolayı tövbe etmek her Müslümana farzdır. Tövbeyi geciktirmek caiz değildir. O günahı işlemekten daha büyük günahtır. Tövbe etmek herkese farzdır. Allahü Teala'ya şükretmek, onu anmak, ondan korkmak da farzdır. Çünkü Allahü Teala'nın nimetleri, ihsanları her an gelmektedir. Mesela kısa bir müddet için nefes alıp verme nimetini insanlardan almış olsaydı hepsi ölürdü. Öyleyse nimete kavuşan kimseye o nimeti verenden gafil ve habersiz olması, ondan başkasıyla meşgul olması asla yakışmaz. Bunun için de pişman olmak, ondan özür dilemek, onun beğendiği işlere devam etmek ve onu hatırlamak lazımdır. İşte namaz onu hatırlamaya sebep oluyor. Allahü Teala 5 vakit namazı farz kıldı. Kullarının bu namazları kılarken kendisini anmalarını ve kulluk vazifelerini yerine getirmelerini, 5 vakit namazın dışında kendisinden gafil olmalarına, kendisini unutmalarına kefaret yapar. Yani gaflet suçunu affeder. Eğer bir mümin 5 vakit namaz kılarsa, namaz aralarında da namazı düşündüğü için, mesela sabah namazına kalkmayı düşünerek uyuduğu için, bazen gaflete düşse bile 24 saat Allahü Teala'yı zikretmiş sayılır. Namazın ne kadar büyük nimet olduğu buradan da anlaşılır. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in 2. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, 1. bölümdeki 2. dinleyicimin suali oldu. Dedi, biz dedi sizi dinleyerek dedi işte sandalyede namaz kılmanın, hoparlörüne ezan okumanın, namaz kıldırmanın uygun olmadığını, bunları öğrendik dedi. Dedi bazen de kendimi tutamıyorum dedi. Anlatıyorsa, tabii yani başkası yapmasın insan. Zayi olmasın, ibadet yapıyor çünkü. Bir gün de camide diyor, yani yaşlı amcalar diyor, gittim. Dedim ki diyor, ya bak sandalyede namaz olmaz. Öyle anlatılıyor. Peygamber Efendimiz de yapmamış bunu. Ayakta duramıyorsun, oturduğun yerde kıl bunu. Ya adamlar dedi makul karşıladı. Doğru söyleyen evlat demişler, hani bu genç demek ki onlar yaşlı. Onlar makul karşıladı. Ondan sonra diye imama söyledim falan işte. Niye şey yapmıyor? Ben karışamam o kadar işte, biz sadece ikaz ediyoruz falan. Tabii karışamazlar, nerede karışacaklar, devlet memur çünkü. Bir de vaiz vardı işte namazın ehemmiyetiyle alakalı olarak. Bazı hadis-i şerifler hatırımda kalmış onlarla. Evet demiş onlar hadis-i şerif. Ama dedi yani dedi, tamam İmam efendi dedi makul karşıladı ama dedi bir noktaya kadar dedi. Öbür tarafa geçemiyor dedi. Dedi vaiz efendi var, hani vaiz onun imamın da üstündedir. Ona söyleyeyim ha demiş, ben anlatırım gerisine ben karışmam dedi. Gerisine karışmam. Şimdi sözlerinde bir doğruluk payı var. Tebliğ ederiz. Kabul eder etmez. O kendisi bileceği bir işte. Ama şimdi Diyanet'in de bu konuda sandalye konusunda aynı şekilde tamimler oldu. Tabii. Oldu. Tamimleri oldu. Sen şimdi orada görevlisin. Bana ne diyemez ki şey? Bağlı olduğun kurum böyle dediği için sen orada bana diyemezsin artık. Bana diyemezsin. Ben efendim anlattım şahım değil. Sen orayı çekip çevireceksin. Sen orayı çekip çevireceksin. Arkadaş yok. Daha önce şey dini konu yönünü anlatmayacak. Yani bu konuda yasağı var, kusura bakma. Diyeceksin ya.
beni ateşe atmayın. Ceza gelir. Ceza gelir. Bir şeyler söyle yani. Beni vazifeden Allah. Onu artık seni vazifeden. Vaizin de aynı şekilde bu gayreti göstermesi gerekir. Fakat insan bunları duyunca demek ki din gayreti yok. Din gayreti yok. Kendi aynı şekilde kurumunu koruma gayreti de yok bunların. Ya insan onsana şüphe ediyor. Yani bir kimse dinini korumazsa, çalıştığı kurumu korumazsa, ya vatanını da korumaz böyle kimseler ya. Değil mi? Üç kuruş menfaat için vatanını da satar. Dinde gayret olmayınca namusunu da satar. Öyle ırzı namusu falan garantide kalmaz ya. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Hani nerelere götürür insanı? Ve bir de dinleyicimiz dedi ki, hani dedi bazılarını anlatıyoruz falan dedi. Diyaneti dedi şey kabul ediyor. Söyleyiver. Ölçü hüccet kabul ediyor. Diyanet böyle yapıyor canım. Kocaman adamlar geliyor işte oraya falan. Vebali günah onlara. Vebali günah onlara demek suretiyle kimse kimsenin vebalini çekmez. Ha o gayret etmedi, anlatmadı. Aynı şekilde hatta onu yasaklama yerine teşvik de etti. Sen de ona ittiba ettin. O nereye gitti? Cehenneme. Sen de cehenneme gidersin. Onlar doğruyu anlattı falan. Hani doğruyu duydun. Ondan sonra yok canım vebali günah onlara aitse olsun beni ilgilendirmez dedin. O öyle değil arkadaşım ya. O öyle değil. Sen pazardan aynı şekilde öteberi alıyorsun. Çarık çürük götürüp de vebali satana ait olsun deyip de yiyor musun? Canım o da yenir mi ya falan. Dünyada bile aynı şekilde yemiyorsun ya sen arkadaşım ya. Çarık çürüğü satana ait olsun. Ve hatta aynı şekilde gidip de marketten yani günü tarihi geçmiş ve yediğin zaman zarar verecek şeyleri ya bu market sahibine olsun vebali günahı falan filan deyip götürüp hapur küpür yiyor musun onları? Yok yemiyorsun. Adam kiralık katil hakime diyor ki işte ya işte filanca beni azmettirdi benim ne suçum var? Hakim de sana hakim de sana iyi madem sen git mi diyecek. Sen git o azmettireni getir diyecekler. Suçu işleyen sensin. Peki Allah-u Teala sana akıl vermiş, fikir vermiş. Ortada aynı şekilde böyle bir şey var. Mesela dinleyicilerimizden bazıları kafalar karıştı. Şeylerde mesela gusül abdest konusunda, kaza namazlar konusunda siz böyle anlatıyorsunuz, başkaları böyle anlatıyor falan. Ama orada da aynı şekilde ehl-i sünnet alimlerin sözlerini naklettik biz. Ya sen de kulsun. Tamam ahir zamanda gelmişsin. Herkes yoğurdum tatlı diye satıyor. Ekşi diye yoğurt satan yok. Ama sen de otur. Madem ki altyapın yok. Bunun hangisi doğru hangisi yanlış ayıramıyorsun. O zaman yaratan nasılsın? Aç ellerini dua et. Ya Rab ben ahir zamanda geldim. Ben sana doğru ibadet etmek, doğru iman etmek istiyorum. Bana doğruyu bildir, doğru ameli bildir ya Rabbi diye dua et. Allah-u Teala duaları reddetmez. Doğru kitap, doğru insan mutlaka karşına çıkartır. Vallahi de billahi de tallahi de çıkartır Cenab-ı Hak. Bir kere itimat etmen, güvenmen lazım. Ya benim gibi adama falan. Ha desem peşin peşin nefsine tabi olacaksın. Tabi olmuşsun. Yani önüne konan her şeye bir bahane bulursun. Sen her bahaneyi bulduktan sonra, bahane uydurduktan sonra oho her şeye bulursun ya. Hani gevezeyi cehenneme atmışlar da odun yaş demiş adam gevezeye. Mutlaka bir şey söyleyecek. Dolayısıyla bu vebali günahı işte diyanete olsun. Olmaz o. Diyanet hata ediyorsa oradaki görevliler de bunun hesabını verecek. Efendim vebali günah onlara olsun deyip de aynı şekilde o yanlışı yapanlar da bunun hesabını ahirette görecek. Ölür ölmez görecek. Eyvah diyecek ama işten geçmiş olacak kusura bakmasın. Eyvah diyecek ama iş işten geçmiş olacak. Son dinleyicimizin sualleri vardı. İsrafil Aleyhisselam'ın işte suru üfürmesi. Yani hatırımda yanlış kalmadıysa İsrafil Aleyhisselam suru üferecek. Yani bütün alem bozulacak. Tekrar üfürülecek. Yeniden dirilme olacak. Yani her şey ölecek. İkincisi tekrar dirilme olacak. İsrafil Aleyhisselam'ın. Ha onun dışında başka şeyler var mı onu bilmiyorum. Hani kitaplara tekrar bakmak gerekiyor. Ama kitaplarda anlatılan İsrafil Aleyhisselam iki defa. Peki sur nasıl bir şey? Onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Şimdi bazıları efendim böyle boru gibi falan. Şimdi Kıyamet Ahiret kitabında İmam-ı Gazali Hazretleri bir şey anlatıyor Mustafa Bey. Orada buyuruyor ki mahşer günü cennette cehennemde mahşere yaklaştırılacak. Büyük bir gezegen düşün bunları. Yaklaştırılacak buyuruyor. Cehennemin 70.000 halkası var. Zincirlerle mi? Zincirlerle. Çekilecek. 70.000 halkası. Her bir halkasında 70.000 melek onu çekecek.
O 70.000 melekten bir tanesinin buyuruluyor. Parmak ucunda dünyadaki bütün okyanusların hepsi sığar. Parmağını parmağın üstüne. Yani şey gibi ya, tenis topu gibisin sen o meleğin yanında dünya. Tamam mı? Tenis topu gibi. Tenis topları şöyle küçük evet, oluyor. Evet. Yani parmağının ucuyla, eliyle değil ha. Parmağının ucuyla şöyle dünyanın altına koyarsan. Şişt, atayım mı size? Tsunami yaparım bak. Fiske vuruyormuş. İnsan hayal bile edemez. Dolayısıyla onu hayal bile edemiyorsun insan olarak. Öyle bir varlığı. Hatta bir hadise daha anlatılır. Cebrail Aleyhisselam yarattığı zaman Cebrail Aleyhisselam böyle bütün kanatlarını açıyor falan. Onlarda kibir olmaz. Ama netice itibariyle mahluk hoşuna gitmiş. Gönlüne gelmiş. Ya Cenab-ı Hak benden daha böyle büyük bir varlık yarattı mı falan diye. Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam falan yerde melek kulum var ki ona selam söyle diyor. İşte o 360.000 mine kanadıyla beraber onun kulağına girmiş diye anlatılıyor. Cenab-ı Hak kadir mutlak ya. Cenab-ı Hak kadir mutlak. Hatta mahşer yerinde Cenab-ı Hak öyle bir melek yaratacak ki mahşerdekiler hepsini onu görecekler. İmanı olmayan veya zayıf olanlar onu Allah-u Teala zannedip secdeye kıvıracaklar. Kaybedecekler yani. Cenab-ı Hak kudreti sonsuz. Kudreti sonsuz. Dolayısıyla İsrafil Aleyhisselam efendim elindeki ne? Onu ben bilemem. Onundaki aynı şekilde ben bilemem. Her bildirdiği kadarıyla elinde su denilen işte onu üfürecek. Nasıl üfürecek, nasıl şey yapacak onu biz bilmeyiz. O nasıl bir şeydir? Nasıl bir şeydir bilmiyoruz. Ve bilmek mecburiyetinde de değiliz ya. Sadece iman edilmesi istenmiştir. Bir de dinleyicimiz dedi ki şefaat kaç yerde olacak? Birçok yerde şefaat olacak. Mesela bir umumi şefaat olacak mahşerde. Hesabın başlaması için. Hesap başladıktan sonra. Ondan sonra mizanın başına getirilecek. Orada da şefaat devreye girecek. Sırattan geçerken şefaat devreye girecek. Cennetin içine girince bile şefaat var. Derecesi yükselmesi için. İman olup da cehenneme gidenler için de şefaat vardır buyuruyor. Şefaat vardır. Şimdi umumu büyük olanlar, peygamberlere verilen şefaat izinleri, ondan sonra onların eshabına verilen şefaat izinleri, sonra o peygamberlerin aleyhissalatü vesselam varisi olan alim ve evliyaya verilenler, sonra salih kullara verilenler, sabi, küçükken ölen Müslüman çocuklarına verilen şefaat izinleri, şehitlere verilen şefaat izinleri, alimlere, hakiki ehl-i sünnet alimlerine verilen şefaat izinleri, birçok şefaati var bunun. Birçok şefaati var. Şehit olan işte değişik değişik aynı şekilde nakiller var. En az yani kendi akrabasından ailesine 70 kişiye şefaat edeceği bildiriliyor. Yani şefaat nedir? Allah-u Teala'nın adeti ilahiyesi kudretini adeti ilahiyesi altında gizlemiştir. Ne demek adeti ilahiyesi? Mesela Allah-u Teala yağmur yağdıracak. Bulutla gizlemiştir. Bulut da örtülüdür Cenab-ı Hakk'ın kudreti. Yağmuru bulut yağdırmıyor. Cenab-ı Hak yağdırıyor. Ama bulut vesiledir. Efendim toprakta her şey bitmesi. Toprakta bitmesi şart değil. Ama toprağı Allah-u Teala kudretiyle aynı şekilde onu toprakla örtmüştür. Mahşer günü de bazı kullarını affedecek. Ama vesile ediyor. Mesela Mustafa Tokozkul'u vesile etmiştir. Şuradan 300 kişiyi götür. Peki o nereden bilecek onu? O bilmeyecek. Hesabı görülecek. Şey yapınca cennet vizesi eline verilince melekler edecektir. Bunu cennete götürün. O yavaşlayacakmış. Yani duraklıyor. Allah-u Teala gördüğü ve bildiği halde o meleklere sorarmış. Cennete gidecek o kulum ama niye bekliyor, niye duraklıyor? Melekler demiş ki ya cennete gidiyorsun, niye duraklıyorsun? Ya doğru da benim dünyada tanıdıklarım vardı. Ya Rabbi duydun kulluğu. Tanıdıklarım var diyor. Kimmiş sorun. Onun kalbine getiriyor. Takır 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 takır. Mesela kaç kişi? 100 kişi. 100 kişinin ismi geliyor onun adına. Takır takır getiriliyor. Ve dolayısıyla efendim işte Mustafa Dokuz götürmedi onu. Allah Teala götürdü. İşte Vehhabiler ve mezhepsizler bunu anlamadıkları için şefaatta inkar ediyorlar. Ya Allah Teala kudretiyle gidiyor. Salak doktora gidiyorsun mesela. Doktor mu iyi ediyor seni? İlaç alıyorsun. İlaç mı iyi ediyor seni? Öyle şey yaparsan küfür bile olur ya. Şirk olur o. Doktor vesiledir. İlaç da vesiledir. Allah-u Teala aynı şekilde izin vermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de bilinen şifa ayetleri var. Bunlar da vesiledir. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bildirdiği dualar vardır. Bunlar da vesiledir.
şeyde Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri İstanbul'a teşrif buyurdukları zaman, o zaman İstanbul halkı buyurmuşlar, rızkım ağaçtan, şifayı da doktordan biliyorlar. Aa, ta o zaman göçmüş yani, altyapı gitmiş. E ondan sonra da belalar geliyor demektir. Rızkı maaştan, şifayı da doktordan bekliyor. Bugün aynı şekilde. Para kazanırsam aç kalırım falan. Aç. Sanki paran çok olunca aç kalmazsın. Bir hastalık verir Cenab-ı Hak. Yiyemezsin, içemezsin. E ne oldu? Paran çok diye yemiyorsun. Yok muydu? Ya Türkiye'nin bir numaralı zenginlerden Vehbi Koç işte şeker hastasıyla her şeyi yiyemiyordu değil mi? Öldü gitti. Efendim bir de dinleyicimiz son olarak dedi ki cehennemde iyice hatırımızda sadece ateş geliyor. Sadece ateş mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor zemherir diye. Yani soğuk da var, sıcak da var. Zemherir yani bildiğin soğuk değil yani. Bildiğin ateş de değil. 70 kat aynı şekilde soğutulmuş şeklidir dünyadaki görünen ateş. Soğuk hakkında öyle bir ifadeye rastlamadım. Yani ateş öyleyse belki soğuk da aynı şekilde zemherir deniyor. Yani soğuk da var, sıcak da var. Peki başka? Cehennemde mesela Abdülkadir Geylani Kudüs'e suru anlatıyor, kitabından naklediyor. Buyuruyor ki cehennemde öyle vadiler var ki oradaki o vadilerdeki akrepler katır büyüklüğündedir. Katır katır. İnsanlar küçük, hayır. İnsanların boyları da çok yüksek olacak. Yeni bedenler çok büyük yaratılacak. Hatta bir hadis-i şerif var. Kafirlerin azı dişleri Uhud dağı büyüklüğünde olacak. Cesametini düşün. Ben bir zamanlar bir hadis-i şerife rastladım. Sadece o şu şey deri, dünyadaki yaratılan o deri neredeyse bugünkü ölçülerle 20 metre kalınlığında falan. Yeni beden. Onun acısı da büyük olacak tabii. Ateş de giriyorsa, ateş bir giriyor öyle yakıyor. Beden kendisini tık tık takır 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 tamir ediyor. Acısının devamlı. Acı yani. Hiç bitmiyor. Bitmiyor. Soğuk mesela dondurarak giriyor, çıkıyor. Giriyor, çıkıyor. Giriyor, çıkıyor. Devamlı surette o soğuğu veyahut da devamlı surette o akrebin soktuğunu, devamlı surette o ateşi hep hissedecektir buyuruyor. Allah Teala hepimizi muhafaza buyursun ya. Hepimiz muhafaza buyursun inşallah Teala. Dolayısıyla cehennemde azap sadece ateş değil. Ateş değil, soğuk da var, sıcak da var. Değişik var tabii şekillerde. Tabii, herkesin yani. Haline ve durumuna göre. Hatta Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki Allah Teala cehennemde öyle melekleri yaratmış ki gözde kulakta yok o melekte. Peki nasıl talimat alıyor? Ya bunların misalleri dünyada var. Yarası da göz yok. Ama hiçbir engeli çarpmadan uçabiliyor. Uçabiliyor. Yani Cenab-ı Hak başka melekeler yaratıyor. Şimdi o meleğin önüne bir kafiri getiriyorlar, bağlıyorlar. Ona talimat geliyor. Eline de aynı şekilde balyoz veriyorlar. Önündekini vur. O görmüyor önündekini. Öndekini görmüyor. Ne olduğunu görmüyor. Feryadını da duymuyor. Feryadını da duymuyor. Vur babam vur. Vur babam vur. Ya insaf yeter artık. Ne dese desin. Ne dese desin. Habire vuruyor. Habire vuruyor. Böyle azap şekilleri de var. Farklı farklı veriliyor. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.